ve konuşmasını yapmak üzere Sayın Başkan Fikret Orman'ı kürsüye davet ediyorum. Efendim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Saygılarımı ve sevgilerimi yolluyorum. Neden biraz heyecanlandı? İnşallah onun heyecanı bana geçmez. Onun için Şeref Bey bizim kurucu başkanımızdı. Kurucularımız Ahmet Fekkeri ve arkadaşlarıydı 1903 senesinde. Ve o büyük insanların, o gerçekten fedakar insanların ortaya attıkları tohumlar bugün benim söylediğim gibi bir orman oldular. Allah nasip eder bizden sonra nesillere de biz bu koca çınarı layıkıyla teslim ederiz. Biz 10. yılımızı kutluyoruz. Çok bizim için önemli bir gün bugün. Bunun gibi birçok aktivite yapmaktayız ve yapacağız. Ben camia başkanı olarak siz Beşiktaşlar'da bulunmaktan da çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Zor bir sene ama Beşiktaş için zor yoktur. Herkes rahat olsun. İyi günler Beşiktaş için her zaman olacaktır. Biz de elimizden gelen tüm gayretle buna hizmet etmeye çalışıyoruz. Lafı çok uzatmak istemiyorum. Burada olan siz değerli Beşiktaşların hem 110. yılını kutluyorum hem de hepinize saygılarımı ve sevgilerimi yolluyorum efendim. Sağ olun, var olun. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Sayın Fikret Orman'a teşekkür ediyoruz. Ve Beşiktaş As Başkanı Sayın Levent Erdoğan'ı konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Yönetim Kurulu üyelerim, taraftarlarım ve büyük Beşiktaşlar. Hepiniz bu 110. yıl dönümümüzü kutlamak üzere hoş geldiniz. Sizlerle birlikte olmanın mutluluğu çok güzel. Bundan önceki mutlu gecelerimizde olduğu gibi bir yine mutlu günümüzde beraberiz. İnşallah inanışımızla, büyük kulüp oluşumuzla, en eski kulüp oluşumuzla yakında daha mutlu günleri ve geceleri kutlamak üzere hepinize sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Sağ olun. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Yalova'nın benim için çok özel anlamı vardır. Benim Yalova'da çok değerli kardeşlerim vardı yıllar evvel, 70'li yıllarda. Hatta 70'li yılların başında İnönü Stadı'na bir bayrak gelirdi Yalova'dan. Eski açık tribünün başından kapalı boydan boya yetmezdi. Kapalı tribünü geçerdi. Yeni açığa doğru, yeni açın ta ortasına kadar Yalova'dan Beşiktaş'a sevgilerle diye. Evet, ya, ya, evet. Aşağı yukarı 90 metre falan civarındaydı. Doğru mu söylüyorum? Ben bütün Yalovalılara sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Beşiktaş'ımızı yalnız bırakmamalarını istiyorum. Her zaman o 90 metrelik bayrak kadar 90 derecede güçle devam etsinler her şeye. Şimdi bizim efsane üçlümüz vardı. Efsane üçlümüz 1971 yılında bizim tribün liderimiz Cengiz Öncül vardı. Çok kaliteli, zarif. Böyle fevkalade bir insandı. Biz tribünlerde üçlüyü çekerken Cengiz kardeşimizle beraber bir de rahmetli Bahattin arkadaşımız vardı. Arap Bahattin. Bunları anmadan edemeyeceğim. Çünkü biz üçlünün mucidi olarak hep beraber oyunlarda başlamıştık. Ve o günden bugüne kadar devam ediyoruz. Ve bu üçlü bütün Türkiye Cumhuriyeti'ne marka olmuştur. Evet, hep beraber. Oooo!
yaptılar. Çarşı her şeye karşı. Bir Beşiktaşlı olarak burada olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Biliyorsunuz İstanbulluyum ama Yalova benim ikinci evim. Çünkü Yalovalılar beni çok seviyorlar. Ben de kendilerini çok seviyorum. Başkanımız buradaymış ama ben göremedim. Efendim çok teşekkür ediyorum. Buraya onur verdiniz, şeref verdiniz. Başkanım benim sizden bir ricam olacak. Bu gidişle evde kalacağım ben. Beni bir evlendirin. Ama Beşiktaş'tan da çok kısmetim çıkıyor başkanım. Yani Beşiktaş'a gelin gitmek istiyorum biliyorsunuz. Yoksa evde kalacağım yani bu gidişle.